Çocuktan çocuğa fark eder. Herkes, her otistik çocuk aynı değildir. Eğer bir çocuk daire içerisinde dönmeye başlamışsa, agresif hareketleri varsa, ıslatmaya başlamışsa veya bir şeyleri hırçın alıp koklamaya başlamışsa, bilin ki o çocukta beslenmeye bağlı bir sorun var demektir. Yediği bir şey çocuğa dokunuyor demektir. Şimdi bunların neler olabileceğini ben değerli izleyicilerimize anlatacağım. Üçüncü madde, bakın, boyar maddeler var Hüseyin. Katkı Katkı maddeleri, maddeleri. bu boyar maddeler çocukları hat safhada otizmlerini, şikayetlerini, semptomlarını azdırıyor. Baktınız ki çocuk huzursuz oldu. O gün hemen yazacaksınız. Protokol defteriniz olacak evde. Sabah ne yedi? Ara öğün ne yedi? Öğlen ne yedi? Öğleden sonra akşam yatağı. Hepsini yazacaksınız. Günlük defter tutacaksınız. Baktınız ki bir şey var. Hemen bir 24 saat geriye dönerek böyle teker teker o günkü durumuna kadar bir bakacaksınız. Ne yedi? Yani Ya işte yediği ne tetiklemiş evet olabilir? olabilir. Bunları not edeceksiniz. Da bunu gösterdi. Bir başka şey söyleyeyim. Sentetik şeker dediğimiz bu nişasta bazlı şeker var ya, Evet. lütfen, bunun adı, bunun fruktoz diyorlar. Meyvelerden aldığınız şeker ile, fruktoz ile nişasta bazlı şekerin adı da fruktoz, mübarek. Tamamen farklı şeyler. Ya sen nasıl meyve yemeyin diyebilirsiniz ya. Yok böyle bir şey. Oradaki fruktoz ile nişasta bazlı şekerin içindeki o fruktoz tamamen farklı şey. Çocukları meyve yemekten uzak tutmayın. Bol meyve yesinler. Nereden çıkartıyorsunuz bunları ya? İşte Bunların moleküler yapısına bakın. Aralarında dağlar kadar fark var. Yani bir şeyin bir şeyle alakası yok. Diğeri işte GDO'lu ürünlerden, genetiği değiştirilmiş ürünlerden, işte fruktoz oranı yükseltilmiş nişastadan elde ediliyor. Bunlar zenginleştiriliyor. Dengeyi bozmuşsunuz. Hani diyorum ya hep, ella tatkav fil mizan, dengeyi bozmayın. Şeker bildiğimiz glikozdan daha tatlı olduğu için Hüseyin bunu kullanıyorlar. Yani sanayi tipi. İşte pastacılar, şunlar, bunlar. Birçok şey bunu kullanıyor. Al olanı kullan. Evet. Şimdi geliyoruz bak. Beslenmede buna dikkat edecekler. Şimdi buğday dedik ya. Şimdi bakın, buğday o kadar önemli bir konu ki, ekmek yemeyin diyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Ekmek yiyecek bu toplum. Ha, burada bir yanlışlık var mı? Evet var. Söyleyeyim. Bakın, eskiden bu çölyak dediğimiz hastalık 2-3 yaşında, bilemediniz, en fazla 4-5 yaşına kadar olan çocuklarda görülen pediatrik bir rahatsızlıktı. Bununla çocuk doktorları ilgilenirdi. Ama günümüzde kim ilgileniyor? Adam 60-70 yaşında çölyak. Ya nereden çıktı bu? Yetişkinler de buna yakalanmaya başladılar. Çünkü buğday değişti. Bakın, eskiden buğdayın içerisindeki gliadin ve glutenin, bunun ikisi birleştiği zaman buna gluten denir. Gluten oranı %5-6 oranındaydı. Ama bugün tükettiğimiz ekmeklerin önemli bir kısmı nedir? Gluten oranı en az %12. %12, bu glutenin vazifesi ne biliyor musun? Almanlar bunlara Kleber denir. Kleber, yapıştırıcı. Yani siz ekmeği, benim annem tahta şeyde hamuru mayalar, roh beklerdi. Akşamdan yoğurulur. Ertesi gün bir mayalanma süresi var mübarek. Şimdi hamuru sulandırıyor, mayayı veriyor. Pişirme süresi dahil 3 saatte ekmek piyasaya çıkıyor. 10 dakikada ekmek pişiyor. Pişmez 10 dakikada. Ha, pişirebilmeniz için gluten oranını yükseltirsiniz. Çünkü o yapıştırıcı, o ekmeği bir arada tutan, gluteni sıfırlayın, içerisinde o ekmek dağılır. Onun bir arada tutunabilmesi için glutene ihtiyacınız var. Tamam. Burada şimdi
Önemli olan nokta bunun ölçüsünün olması. Siz yani gluten oranını yükselterek ekmeği kısa sürede pişireyim, çabuk mayalansın deyip bir de sanayi mayası. Eskiden fırınlarda mayalanırdı bunlar. Yani mayayı kendisi çoğaltıyordu. Evet. Şimdi hep sanayi mayası. Olmaz. İşte yok ekşi maya. Tamam ya, ekşi maya da gluten oranı %12 olmayacak. Onun için biz kara kılçık buğdayı diyoruz. Kavluca buğdayı diyoruz. Siyez buğdayı diyoruz. Bunu yediği zaman ne şişkinlik var ne bir şey var. Diyor. Gelelim otizme. Otizm burada nasıl etkileniyor? Gliadin eskiden diyorlardı ki ya işte bu çocuklarda hassasiyet var. Yani gluten hassasiyeti. Nedir o? Efendim bunu bağırsaklarda parçalayacak enzim yok. Hayda, böyle biliniyordu. Tıp bu işe çok fazla el atmadı Hüseyin. Gliadin, gluten, efendim yok bunu parçalayacak enzim yok. Olmadığı için hassasiyet var, şişkinlik yapıyor, gaz yapıyor. Hayır, bugün biliyoruz ki buğdayın içerisinde bu yüksek oranlı gluten içerenlerde o gliadin. Ne oluyor? Bunu egzorfine çeviriyor. Egzorfin dediğimiz, yani bunu metabolize ediyor. Egzorfin dediğiniz şey kan beyin bariyerin bağırsaklarda oluşuyor bu. Gliadin parçalanıyor, metabolize oluyor, öyle söyleyeyim. Egzorfin de kan beyin bariyerini geçip opyum gibi, morfin gibi, uyuşturucu gibi etki yapıyor çocuklarda. Çocukları hiperaktif yapıyor. Çocuklar doyumsuz, tatminsiz çocuk. Lütfen glutensiz beslenin diyorlar ya. Hayır ya, glutensiz ekmek olmaz, buğday olmaz. Normal buğdayı kullanacaksınız. Bu haftada meyve yiyip yememe konusuna. Ya meyve yemeyin diyen hocamız değil, Canan hocamız da yemeyin diyor. Şimdi hayır efendim, kesinlikle kabul etmiyorum. Meyveden alacağınız fruktoz ile nişasta bazlı şeker, ha bak ona git söv şeye, nişasta bazlı şekere. Tabii. Aleyhinde konuş, bir şey demiyorum ve haklısınız. Ama meyve tüketmeyin dediğiniz zaman fruktozdan dolayı, o zaman gidin yani şeyi, insan kimyasına bakın. Glikoliz dediğimiz bir olay var Hüseyin. Glikozun piruvata dönüşmesi basamaklarında glikozu fruktoza zaten vücut çeviriyor. Yani buna ihtiyaç var. Olmasa vücut ara basamak olarak fruktoz mu üretirmiş ya? Meyve şekerinin yani elmadan, armuttan, şeftaliden, üzümden aldığınız, incirden aldığınız fruktoz ile sizin buradaki bahsettiğiniz fruktozun hiçbir alakası yok. İnsanların meyve yemekten, yok efendim fruktoz, nişasta bazlı şeker, evet karaciğer yağlanması yapar ve siroza kadar da götürür. Evet doğru, götürür. Ama meyveyi tüketiyorsun, onun içindeki de fruktoz. İşte bu da karaciğer yağlanmasına sebep olur. Küllün yalan, küllün yalan. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Meyve yiyecekler. Ben kaç tane tanıdığım, etrafımda bayan tanıyorum. Erkek yani dostlarım var. Ya meyvesiz durmuyor bu insanlar. Hiçbirinde de karaciğer yağlanması falan yok. Ne diyabetleri var, ne bilmem nesi var. Sen yeter ki doğal olanı kullan. Aktif haldeki D vitamini oluşuyor. Şimdi D vitamini aynı zamanda sivilcelerin oluşmasında engelleyici rol oynar. Bak unutma, kozmetik sanayi ne kullanıyor? Lanolin kullanıyor. Kremlerde, güneş yağlarında, bazı şampuanlarda, işte pahalı kremlerin içerisinde lanolin. Burada biraz önce de koyun postu, kuzu postundan bahsettim ya, orada D vitamininin depolanabildiği yerdir. Onun için D vitamini eksikliğine düşmemeniz lazım. Yani bu D vitaminine özellikle
özen göstersinler, doktorlarıyla konuşsunlar. Melisa, limon melisa mesela çok çok faydalı. Evet, masamıza geçiyoruz. Bunları söyledim. Mümkün o mesela şey var, sentetik şekerler var, aman ha. Yok efendim ben sıfır, zero içiyorum diyor. Anlıyor musun? Sıfır, evet. Aklı sıra. Ya, halbuki içinde aspartam var onun. İki amino asit, bir metanol var. Ne oluyor? O amino asitler tatlıdır. Çünkü beyin algılıyor, ağzına tatlı bir şey aldı diyor. Anlıyor musun, evet, Hüseyin? Evet hocam. Aspartam. Dolayısıyla beyin sinyal gönderiyor pankreasa. Diyor sahibim diyor tatlı bir şeyler yedi. İnsülin üret diyor. İnsülin üretiyor. Halbuki bakıyor ki gelen giden bir şeker yok. Boş Asparta yeri. Boş. Bu sefer ne oluyor? İnsülin ürettiği için kan şekeriniz düşmeye başlıyor. Elin ayağın kesiliyor. Hadi yemeğe saldırıyorsun. Yani bu mu? Hayır, böyle şey olmaz. Ondan oturdum dolayısıyla, hocam, çok önemli o. Tatlandırıcılar, evet, çok çünkü bunu, elzem bak, bir konu insan, yani. İnsan, beyin diyor ki beni bir kandırdın, iki kandırdın, üç, belli bir şeyden sonra diyor ki artık seni dinlemiyorum diyor. Ne halim varsa gördüm. Tamam, kafasına göre insülin salgılıyor. Haftanın yok insülin direncin gelişti, yok efendim işte metformin kullanacağım, doktor bunu önerdi, işte bu, ondan sonra... İşte başlıyorsun bir sürü şey, yani bu öyle bir çark ki Hüseyin, öyle bir kısır döngü ki bu gıdayı da, seni gıdada neleri tüketmen konusunda sanayi beslenme şeklini ortaya çıkartıyorlar. Şimdi bu nişasta bazlı şeker var ya Hüseyin, bir de ne yapıyor biliyor musun? Böbrekte D vitaminine, kalsitrole dönüşmesini engelliyor. Yani normal, bundan dolayı şeyi alamıyorsunuz. Millete bak, hep epidemi, salgın, vitamin D düşüklüğü var. Niye? Çünkü nişasta bazlı şeker tüketen insanlarda D vitamini, hani güneşi görüyor ya derimizde, 7'de hidrokolesterol, orada bu şeye dönüşüyor. D vitamininin ön basamağına, oradan karaciğere ve böbreğe gidiyor. İşte orada böbrekte D vitamini, aktif D vitamini oluşacak. İşte bu nişasta bazlı şeker var ya, fruktoz dediğiniz. İşte o bunun oluşumuna engel oluyor. Ondan sonra millette D vitamini eksikmiş. Ya ben bu da moda oldu herkeste. Moda. Evet. Sağlıkta moda çok kötü. Peki bir şey soracağım hocam. İşte burada yapacağınız şey, tüketmeyin bunu. Türk insanının D vitamini genel olarak düşüktür diye başlıyor bu D vitamini tartışması. Bu bizim bir kaderimiz mi? Asla. Asla yoktu böyle şeyler ya. İşte onun için D vitamini eksik olduğu zaman bu nişasta bazlı şeker, fruktoz, ne yapıyor bu şeker? Ne yapıyor? Meyve şekeri değil ha. Karaciğeri yağlandırıyor. Başka bir problem de o. Yani ürik asiti yükseltiyor. Çünkü dönüşüm basamağında o var. Ürik asit yükseliyor. Ürik asitlerde kristal oluşturuyor. Hadi böbrek taşı. Bir de onunla uğraşıyorsun. Onunla uğraşıyorsun. Evet. Peki hocam, otizm sakın türüyle... Sakın, meyveyle alakası yok bu fruktozun.